137, vallahi dedi 137. Geri geldik. Platinli volandı taktı 145, 145. Onun için lambu vurdum işte. Geç. O da mı geç? Usta, mobilite volantı denediğin yıllar kaçtı? Neye? Mobilite, Peugeot volantını denediğin zaman. 2004. Peki Peugeot volantı nasıl çıktı? Yani nasıl 10 kilometre koyar. Normal elektronik? Kendi mobiletin platinli volantına göre 10 koyuyor. 10 koyuyor. Peki normal küçük elektronik mobiletin kendi? O 10 düşük, platiniden 10 da düşük. Peki bunu ne zaman keşfettin? Platiniden 10 düşük olduğunu 94'te keşfettim. Silici açtığımda mı keşfettin? Yok, o zamanlar silici 94'te. Ha, 94. Atarici Veli'ye verdiğim mobilette keşfettim. Veli abiye verdiğim motorda keşfettim. Ama şu an Peugeot diyorsun. En iyi mobilet Peugeot volantında gidiyor. Bir de kendi platinli volantında gidiyor. Ayak marşı olanlara Peugeot volantı takılamıyor arkadaşlar. Buradan takılır. Peugeot'un, Ramsey'in ayaktan marşlı olanı var. Evet, set halinde. Peugeot, ateşleme tablası, ayak marşı, her şey Peugeot. Onu komple ayak marşı olarak alıp mobilete oturtturabilir. Evet. Bu, o olur. Var, var, bu mesela. Var, var. Alır Peugeot volantı. Evet. Marşı var ya, var ya. Yapılıyor, aynı şekilde dökülme var. Var mı? Var var. Yeni i̇şte alır bir tane. Peugeot olarak ayak marşı yapar. Peugeot volantı. Arkadaşlar, bu arada Mesut Kumları kanalından herkese merhaba. Giriş yapmayı unuttuk Cihan Usta'yı bölmemek için. Cihan Usta işte anlatıyor burada bizlere. Böyle kalabalığız. Bunu ileride usta bir rolajını bitirsin. Yıllar önce saçan yediğimiz, atarım, denediğimiz naneleri anlatıyorum. Evet Mahmut abi, şey diyordun. Söker atarız bunu, biraz da rolajını bitirsin. Ondan sonra işte şu an rodaj bitsin. İşte o Peugeot, yani alır, takarız. Şey ufak ki elektronik, kendi mobiletin kendi ufak elektroniğinde, evet, 135 ise platinli volantta 145 yapar. Of, 10 kilometre yani. Platinli mobiletin volantını söküp Peugeot volantı taktığında 155 yapar. Evet. Biz bunları yıllar önce denemişiz. Şimdi şunu yazanlar var. Ya neden bu motorlara bu kadar modifiye yapıp şike yapıp yarıştırma şeyisiniz? Ya o da bizim hobimiz. Büyük motor alın. Büyük motorla. Bizim bütçemiz el vermiyor. Bütçesi olanlar de büyük motor alır, hız yapar. Anında 200'ü görür. Zaten 300'ü görür. O motorun kendi gidiyor zaten. Yani bir şey yapmadan da o motor 600'lük Honda. Evet. Çatır çatır 280-300 yapar. Bizim imkanımız yok. Mobiletle, mezle kendi egolarımızı tatmin ediyoruz. Evet. Ama kendi çabamızla hızlandırıyoruz o mobileti veya mezi. Orijinalde mezi mağazadan al. 200 yapıyor mu? Hayır. İmkansız. Orijinalde mobileti mağazadan al. Ne yapıyor? 70. Sen ona kendi çabanla 150-160 yapıyor. Evet. Alıyorlar 600'lük Honda'yı veya daha büyüğünü. Anında 300-320 görüyor. Zaten o mağazadan aldığında gidiyor zaten. Şimdi 70 kilometre hız yapan bir motora 155-160 yapmak çok büyük bir hız ya. Tabii uğraşıyorsun. Öyle 70 yapan, 80 yapan bir mobileti 150-160'a çıkarmak öyle kolay olmuyor. Yani üzerine 80 kilometre, hatta ne? 90 kilometre. Hepsine uğraşıyorsun. 90 kilometre hız koyuyorsun üzerine. Az değil yani. Ya peki, ne diyeceğim şu. Ufak elektronik volantta hiçbir zaman o platinlinin, mobiletin orijinal platinli volantının, evet, gidişini veya Peugeot volantının gidişini, evet, mobilette ufak orijinal 52 elektronikte yakalayamazlar. Evet. Peki eskiden internet yokken siz bunları denediğiniz dönemler, yani bundan 25 yıl önce falan, mesela askere gittin diyelim. Sen askerdeyken bunları anlattığında, İşte biz mobileti şöyle yaptırıyoruz, böyle yaptırıyoruz dediğinde ne yapıyorlardı? Askerde anlatırdık arkadaşlarla. Mersinli, Tarsuslu, vardı, Adanalı, Antepli, Gaziantepliler inanıyordu ha diyordu Cihan. Doğru söylüyor, işte bizim memleketlerde mobiletler 150-140-160 yapar. Diğer memleketler bilmediği için inanmaz. Çünkü evet, uğraşıp denememişler, yaşamamışlar. Doğru söylüyorsun. Yani yok devrem falan diyorlardı, he, değil mi? İnanmıyorlar yani, sana. İnanmıyor adam, yaşamamış, görmemiş. Ama Tarsus'u, Mersin'in insanı, Adana'nın insanı bilir. Genelde Akdeniz bölgesi arkadaşlar, bu konuda daha hızlı. Yani yok 3 yapıyorlar, yok çit yapıyorlar.
ona 2 okuyucu değil 10 tane okuyucu da taksanız. Evet. O mobiletin ufak elleki elektroniğine ancak normal gezi motoru şeklinde gider. Evet. Gezi motoru. Yapacağım. Hiçbir zaman mobiletin orijinal platinli veya Peugeot volandı gibi gitmez o mobilet. Evet. İyi akşamlar. Arkadaşlar iyi akşamlar. Çünkü biz onları yıllar önce 95-96 ben 15-16 yaşındayken denedim evet. Onları. 95-96. Yani vay be. Platinli volantla da otobanda gider belediye evlerinde denerdik. Adını getir. Ufak elektronikle de denerdik. 32. Platinli volantla daha iyi gidiyordu. Bizi bir de tornada volantın üstünden aldırıyorduk, hafiflettiriyorduk platinli volantı. 2003-2004 Peugeot volantına döndük. 2003-2004 ben Peugeot volantı takmaya başladım. İlk Peugeot volantı taktığım mobilette o silici aşkımdı işte. Peki Adana'da o zaman hiç Peugeot volantlı mobilet görmüş müydünüz? Adana'da hep ben takıyordum onu. Kimse de yoktu değil mi? O ateşleme tablasının arkasından 2 milim aldırıp ateşleme tablasını frezeyle orta göbeğini genişletip takmak benden çıktı. Peki bir şey soracağım. Diğerleri de volantın içine kola kutusu kesip takıyordu. Dakikada bir sentek açıyordu tabi. Ben dedim ateşleme tablasını arkadan 2 milim aldırın. Böyle olmasın. Tablanın ortasını da oyun. Evet. O honi diyordum oraya teneke, saç, kola kutusu katmadan Peugeot volantını kumpaslı 12.5 yapın çakın diyordum. Evet. O benden çıktı. Evet. Gerisi kola kutusu. Peki bir şey rahmetli soracağım. Rahmetli Fadıl'ınkini de ben düzelttim. Bir şey soracağım. Rahmetli Fadıl'ınkinin içinde kola kutusu vardı. Ben düzelttim. Allah rahmet eylesin Fadıl Usta'ya da. Zaten peki. Bu deprem İsmail yok mu mobiletle? Evet. Deprem İsmail'i bana git o Peugeot volantını Cihan güzel takar, uydurur, senteyi evet. Güzel ayarlar diye yollayan rahmetli Fadıl'dır. Bizim deprem İsmail'i, onun için İsmail'in adı deprem işte. Fırıncı deprem İsmail'i evet. Rahmetli Fadıl yollamıştı, elinde Peugeot volantıyla geldi, taktım. Öyle tanıştık. Ne oldu işte? İçimizde kankimiz diye. Oldu. İçimize öyle girdi İsmail. Ve deprem Fadıl'ı sevdiğimiz için. Aynen. Anası da yaşasın. Mekanı cennet olsun. Amin. Anası yaşasın diye İsmail'in lakabını deprem İsmail koyduk arkadaşlar. Öyle de kaldı. Yani gitti. O Peugeot volantını mezede takarım yani. Herkesin rahatına baksın. Çok çok. Peki bir şey soracağım. Çok çok sağ kartel biraz deforme olur ama. Önemli değil. Sağ kartel. O Peugeot volantını mezede takarım. Ve gider de. Sağ kartel hep Peugeot volantına endeksli olur. Aynen. Bir kere oturturum öyle de kalır Peugeot olarak. Peki bir şey soracağım. Şimdi sen en son mobilet yaptığında mobileti bıraktığı yıl kaçtı? 2012-2013 silici aşkım bizdeydi uğraşıyorduk. Ne zaman bıraktın en son? Sattınız yani ne zaman sattınız silici aşkımı? İşte 2013 falan İsa sattı onu. Sattı ondan sonra meze tamamen öyle hatırlıyorum değil 2013. Mi? Tamamıyla meze dönmüştün ondan sonra. Peki zaten şimdi mezle de uğraşıyorduk mobiletle beraber. Peki şimdi mobilet mez bende 94'ten belli var. Mez bende bitmedi ki. Evet. Hem mobilet hem mez uğraşıyorduk. Peki şu an? Benim ilk 251-301 yaptığımda 94'tü. Hatta 76'dan sonra piston yoktu. Piston bulamadık. Rektefeci Bozdoğan Hüseyin. Hüseyin abiye. O zaman SF'de benim gibi çocuktu. Evet. Eski sanayi Bozdoğan Hüseyin abi 69'u direkt 76 yaptırmıştım. Evet. 94'te. 7 milim. Lan dedi bundan sonra piston yok bak dedi. 75,5 bul. Ben de gittim bulamadım. K20 76 yaptırmıştık direkt 94'te. Evet. Öyle 301 yapmaya başladım 94. Yani mezin yanında mobiletle de, mobiletin yanında mezle de uğraşıyorduk. İkisi bir gidiyordu. Peki şimdi bu mobilet yapan çocuklar ya da gençler diyeyim. Hmm. Hani şöyle böyle anlatıyorlar ya, niye gülüyorsun? Benim önce, yıllar önce yaşadıklarımı daha yeni anlatıyorlar da ona gülüyorum. Hep gülüyorsun. Bak ben ne diyorum? Mobiletin o elektronik volantıyla platininin nasıl gittiğini denerken 94-95'ti. 15-16 yaşında deniyordum. Hala hoş geldin. Elektroniği takıyorduk belediye evlere. Ufak elektronik. 135-137. İyi değil. İyi değil diyor. Söküyorduk geri platiniyi takıyorduk. Volandı. Senteyi çakıyorduk. Gidip deniyorduk belediye evlerinde. 145-147.
Bak diyordum platinli kendi volantı daha iyi gidiyor. Volantların üstü tornada alınıktı bizimkilere. İşte 2003-2004 Peugeot volantını bir taktım. Silici aşkım 1500 metrede çatır çatır. Benim sürmemle 159-160. CGC Siroş sürüyordu, 157 yapıyordu. Vay be. CGC Siroş benim yetiştirdiğim sürücülükte de, ustalıkta da iyi bir usta. Ben Siroş'a güveniyordum, yetiştirmiştik. Evet. Dükkanda mezlerle işim oluyordu. Şakirpaşa'daki CGC İsa da kankisidir. Evet. Kankilerdi. Silici aşkım CGC İsa'nın da. Evet. Ben onu Siroş'la ikisinin diye uğraşıyordum. Dükkanda da mezle uğraşıyorum, işim var. Hipodrom'da yarış olacak. İsa diyordum, gidin sen kaldır Siloş sürsün. Evet. Siloş sürüyor, İsa kalkış yaptırıyordu. Geçip geliyorlardı. Yani hipodrom'da yapıyordu 1 kilometrede. 147. 147. 1 kilometrede 145-147 yapıyordu. Motor 400 metrede çıkıyordu zaten 135-140'lara. Sıfırdan kalkıyordu. 400 metre doluyordu. 135-140. Silici aşkım. Benim yaptığım orijinal kartel. 92 MBK karteldi. Orijinal kartel. Orijinal kartelde bir mobilet bu kadar gider diye konuşulan bir mobiletti. Vay be. Peki şu an senden yarış isteseler kartel seçer misin orijinal mi ya da 91-92 MBK olacak, yoksa uğraşmam. Yarış isteyenler hazır olsun, orijinal kartel, orijinal kartel. Cihan Usta hazırlar. 91-92 MBK olacak, 93'ü yapmam. Gıcığımdır, yapmam. Hazırlasınlar o zaman mobiletlerini, görelim. Aynen. Biz İsmail'in mobiletini hazırlayacağız arkadaşlar, Silici Aşkım'ı. Orijinal kartel, orijinal kartel. Ustalık belli olsun. Orijinal kartelde yok, farklı kartelde olsa önemi yok. Bizde Polini kartel var zaten, onu da takarız. Ama orijinalde daha iyi olmaz mı? Ustalık belli olur. Orijinal kartel ustalıkla alakası yok. Farklı kartel de ustalıktır. Orijinal kartel de ustalıktır. Şimdi bizi koşturduğumuz zaman orijinal kartelde her mobilet o kilometreyi yapmıyordu ki. İşte onu diyorum. Bak. Şimdi. Bak, kıyaslayalım. Tamam. Erzinli Gökhan'ın Peugeot'su 48 milim 105 karteldi. Evet. Yani silindir 48, kartel büyüklüğü 48, 105 Peugeot. Evet. Üst kapağı 103 dar kapaklı. Evet. Artı Peugeot'da 48 milim büyük kartel olduğu halde 4 yaprak Polini klepe vardı. Evet. Buraya kadar anlaşıldı mı? Evet. Orada bizim mobilet, Silici Aşkım, 46 milim tek segman, orijinal kartel, orijinal kahverengi yapraklı klepe. Klepe de orijinaldı. Yine de biz o 48 milim Peugeot'la, özellikle ben sürerken, Polini klepe olan bir Peugeot'la orijinal kartelli mobileti yan yana kaldırıyorduk. Geçen sana bir video paylaştırdım. Evet. O video Missis'te çekilen, evet, 2006'nın videosu. Orada BMW araba diit diye kornar çalıyor ya. Evet. O Peugeot'un üstüne yatıp giden bendim. O BMW araba diit diye o kornayı bana çalıyordu. Ben biraz önüne kırdım onun. Gazı bırakıp kalkarken. O onun için bana korna çaldı. Ben de fark etmedim diye elimi kaldırmıştım. O gün Peugeot 3 ay dükkanda yatmıştı. Evet. 3 ay dükkanda yattı, hamlaştı halde bir kaldırdık. Peugeot çatır çatır 155 yapıyordu bende. Evet. Arkadaki o beyaz tişörtlü benim. Ben 155'le giderken Siloş yarım direk, bir direk önümde gidiyordu. Senin mobiletini sürüyordu. Çatır çatır orijinal kartelle o gün mobilet 157 yapıyordu zaten. Ha. Çatır çatır 57-58. Ben de 59-60 yapıyordum. Peugeot'a ben yatmış gidiyordum 155. Peugeot sonra bir denedik, bir daha denedik, açıldı, koptu. Yani mobilet 157-158 giderken Peugeot yakalayıp geçiyordu. Açıldı motor 200 sefer deneyince. Evet. Yani diyeceğim, en iyi Peugeot ile orijinal kartel kaldırıyorduk. O tarihte bazıları kalktığı zaman Gökhan bir kalkıyor, daha hadi derken bir direk atıyordu mobiletlere. Yanında kalkamıyorlardı o Gökhan'ın. Hadi diyordu, bir direk. Yani 48'e 46 ile çıkıyorduk orijinal kartel. Peugeot'da büyük kartel olmuş oluyor. Çünkü silindiri 48.
Karteli 48. Evet. Bir de 4 yaprak klepe var. Atıyorum mobilet orada yüzlükse. Evet. Yüzlük ya mobilet atıyorum. Evet. Peugeot orada 120'lik. Peki. Doğru mu? Evet. Yani yine mobilet kabadayı. Bak yüzlük haliyle. 120'lik bir Peugeot'a kafa tutacak kadar kabadayıdır mobilet. Siz o dönemde yarış yaparken... Ben de mobilet aşığımdır. 300 yaptığını göreyim, Peugeot'u sevmem. Sevmek zorunda değilim. Ben Meza aşığıyım. 300 yaptığını göreyim, Java'yı sevmem. Sevmek zorunda da değilim. Yani, peki siz o dönemlerde... Medine varken Jale ile veya Peugeot, Pakize ile niye uğraşayım kardeşim? Hayret. Java ile Peugeot ile uğraşmam lazım. Peki. Bana iki Medine yetiyor. Biri mobilet, biri mez. Ha bir de parantez içinde Yamaha 115 veya 135. O da aşık olduğum bir iki zamanının içindedir. Seviyorsun. Yamaha 115, 135. Zaten 115 54 milim. Her silindiri de aynı olmuyor da. Evet. Bazılarını direkt 58 yapabiliyoruz. Yani 115'e 4 milim büyük. 58-135 pistonu atıyorum. Bir gram kolunu değişiyorum, 135 oluyor. Ama Esep bakıyor, bak diyor, bunun gömleği ince olmaz. Hepsi de olmuyor. Bazılarının gömleği kalın, direkt 58 yapıyoruz. Yani direkt 4 milim. 58,5 yapsan 4,5-5 milim büyütüyorsun. Evet. Onun için 115 silindirden emişli, klepeli olduğu için bir nevi benim bakış açımda, görüşümde enduro mobiletler vardı. Evet. Daha farklı silindiri yokken biz enduro ile süper 51'i depiştirirdik. Evet. Enduro silindirden emiş klepedir. Süper 51 kartel denemiş klepedir. Sonuç ikisi de 39'dur. O da 39, o da 39. Bir enduro geçerdi, bir süper geçerdi. Ama süper gene üçemiş olduğu için bir yırtıklık gösterirdi. Öne atlardı bir teker, iki teker. Evet. Yamaha 115 bir gözümde bir çalı enduro mobilettir. Silindir denemiş klepeli ya. Evet. Yamaha 115'e de enduro mobilet gözüyle bakarım. 5 vites eklemiş. Alın demiş size Yamaha oldu. Yani 5 vites enduro oldu. Çocukken uğraşıyorduk ya. MES silindir denemiş AV7 mobilettir. Klepesiz. Evet. MES'i klepe taktığımız zaman hop gözüme benim o yıllar önceki enduro mobilet canlanır. Mobiletin, mezin gelişi AV7. Klepe yok. Aynı 50 mobilet. Bir klepe takardık, al derdim enduro oldu. Doğru. Yamaha 115'te enduro'nun büyütülmüşü. Dakika başı klepe patlatırdı. Ben de süperin klepesini yan takardım ona. Uğraşırdık çocukken. Hele zemin mobiletten geliyor. Evet. O sevgi hala var iki zamanlı ya. Özellikle Mezle Yamaha 115'e. Niye var? Mobiletten gelmeyiz de ondan. Evet. O volantı söker, günde 5 sefer sente çıkardık o platinli motorlara, mobiletlere. Peki. Bushi'yi ta ki Bushi tuğla rengi çıkana kadar. Tam tepeye 2 milim kala, tam tepeyi geçerken. Bir denerdik 135, bir denerdik 145. Platine tonavidayla tutup tık ederdik, 5 koyardı, açardık platini. Hep mobiletten gelmeyiz. Biliriz yani. Yani bu alemde bilgili olmamız, bu işleri iyi bilmemiz mobiletten geliyor. Peki, sizin orijinal karterle yaptığınız zamanlarda hiç karşınıza poplu karter çıktı mı? Çok. Yarış yaptınız mı? Fark etmez diyorduk. Kısa bir kilometre yarışıyorduk. Bir kalkıyorduk, bir direk yiyorduk. Ufaklı karter bile. Tabii. Ufak kartelde hiç basınç kuvvetli. Ufaklı kartel ciğerli değilse ufak kartelle yan yana kalkamaz. Diyorsun. Bir kilometre bir kalkıyorduk, bir direk yiyordu büyük kartel. Ama bir kilometreden sonra arkadan gelir, yakalar, çalışır. Peki şu berbere yaptığın, berbere çaktığın sente neydi o zaman? Volant. Berbere platinli çaktığım miydi? Sente sarı volant. 92 flash mobilette. Evet. Fahri geldi, mobilet yanıyor. Soğudu, volandı söktük. Mobilet 50-60 zor yapıyor. Güzel, önce bir platini zımparalayıp temizledim. Önce bir platini ayarladım. Sonra bizim yarış mobiletlerine çaktım. Senteyi bir çaktım bunun orijinal mobiletine. Vurdum, elle çalıştı. Dene dedim Fahri. Bir denedi, 90 yapıyordu. Bir denedim. Benim motor. Bujiyi söküyor, tuğla rengi çıkıyordu. Senin motor gitmiş miydi? Başladı. Benim motor. Fahri ne yaptın dedi. Çit mi oldu bu? Sente kaçıkmış.
Ben de ama yarış ettiğimiz süperlere çaktığım sentayı çaktım ona. Ama bir gaz yiyor. Bir gaz yiyor. Abi sürüyor lan. Yani anlattığımız 93'ler. Abi 92-93'te ama belki 91 modelde motor. Evet. Ya. Ya o yıllarda gördün yani. Fahre'nin de volandı güzeldi, sarı volant. Bir an dedim bu volandı yiyeyim mi dedim ama Fahriye dedim nikelajlı bir volant takayım. Sarı volantla rahatsızdaydım Süper 51'de. Niye almadın? Dedim bu bizim berber yemeyeyim geri taktım. Ama bizim o zaman çok parça. Beldesan yazanları çok severdim. Mebeke yazan nikelajlıları Fahri gibilerine takardım. Mebeke de belde sandır. Fahri abi senin berber olduğu için. Mebeke de belde sandır. Ben nikelajlıyı sevmezdim. Abi yoksa modifiye yapma. Nikelajlıyı sevmiyordum. Sarı volantı severdim. Diyor ki Fahri'nin diye volantını yiyecektim diyor. Yemedim diyor. Niye? Zaten sarı volantları bir de gider tornada üstünden aldırırdım ben. Onun nikelajının heveslisi değildim. Sevmiyordum. Sevmezdim nikelajlıyı. Hala da öyle. Kendime yaptığım motorlarda böyle nikelaj, çok bir boya, süslü meyrem gibi böyle cıvıltı yoktur. Ben hep motor kısmına bakarım. Bari yani öyle nikelaj, boya düşkünü değilimdir. Sarı belde sarı. Sarı ya, istersem tornada aldırıyordum bir de ben onu. Ya da sarı volantı takar yarış yarışa. Daha güzel durur ha, gold rengi. Belde sen yazardı sarıda. Bahri abi ben o yılları tekrardan istiyorum. MBK nikelajlıydı. Ben o yılları istiyorum ama nerede? O zaman bir tane Süper 51 flash al gel. Tamam da o anlaşılır. O sahneyi canlandıracağız. Ben mobileti ustam Cihan yapıyor. Varsa mobiletiniz gelin. Ben eskiye bakmam, yeniye bakarım. Vay. Oyunlar başka. Oyunlar. Yani bak orada duruyor. Yaşayamıyor. Orada duruyor mobilet. Biz de anlatsak oyunları boş. Yaşayamıyor acaba. Söyleyeyim sana da yapsın. Oyunlar başka. Mahmut abi kafa tutuyor mobiletle. Olabilir, tutabilir ya. Sende de mobilet var. Olsun. Kapışın. Abi orada ben her dakika hazırım. Orada tamam. Duruyor. Yani bu küf noktalar biz hep yıllar önce çocukluğumuzda mobiletle uğraştığımızdan bu küf noktaları biliriz. Hangi yolda, nerede, hangi dişliği atacağımızı biz biliriz. 2 kilometrede, 1 kilometrede, 3 kilometrede, 10 kilometrede hangi dişliği atacağımızı biliriz. Peki şu o an zincirin boyunu biliriz. Hangi üst kapağı kullanacağımızı biliriz. Çünkü mobiletten gelmeyiz. Usta istediğin parçalar olursa ya da şöyle söyleyeyim. Deprem İsmail'in mobileti şu an. Klasik halde. Senin istediğin gibi. Bu bir bende yoktur. Zemininde mobilet olanlar veya Peugeot ile uğraşanlar, mobileti, Peugeot'yu iyi yapanlar Mezi, Java'yı götürür. İşte evet. Zemininde olacak. Veya zemininde mobiletle Peugeot'yu uğraşmışlar, CG'yi götürür. Örnek vereceğim Siloş. Bak götürüyor. Arap örnek da. Vereceğim İsa. Örnek vereceğim Barak Recep. Niye? Zeminlerinde mobilet Peugeot var. Evet. Ne yapacaklarını bilirler. İşte bu ondan geliyor. En çok Siloş mobiletle geçmişinde koşturdu. Tabii benim sayemde. Onun için rahmetli ablamdan da çok laf yedim. Ne diyordu? Bunu da dedi kendine benzettin. Oğluma bir şey olursa dedi senin sorumlu tutarım. Siloş'ta 14-15 yaşında veriyordum. Üstüne yatmaya başladı mobiletlere. Ama yetiştirdik 10 numara bir usta. Allah yolunu açık. Şu an senin sayende para kazanıyor. Yani zemin takımları verdik eline. 2004'te de CGC'yi dükkana Siloş getirdim. Bileziği de koluna taktın. Aldın yani bileziğini. Siloş. İsa'yı da Siloş götürüyor dükkana. Vay be. Kankilerde. Yıllar çok çabuk geçiyor usta demek ki ya. Aynen. O dönemde. Yani Recep. Recep de bayağı şeyler benden görmüş, paylaşmışızları. Evet. Üçümüz bir aradaydık, dördümüz. O dükkanda tek başınıza mı çalışıyordunuz dört kişi? Şakir Paşa'da İsa, Recep, Siloş bendik. Dördümüz. Tek başınıza. Dört kişi bir takımdık. Evet. Yani açık konuşacak gerekelim. Gene öyle diyorum. Hep de diyeceğim. Evet. Adana'da veya başka bir memlekette bizim kimseye ihtiyacımız yok. Hiçbir zaman da olmadı. Halcı İsmail'e mezi yaparken gene kimseye ihtiyacımız yoktu. Halcı İsmail'in mezini yarıştırıyorduk. Halcı İsmail kim? CGC İsa'nın abisi. Evet. Efendime söyleyeyim. Mobilette Silici Aşkım'ı koşturuyorduk. Silici Aşkım kimdi? İsa'nın. Evet. İsa'ya 1 kilometreye klasik mez yapmıştım 2008. Evet. Orijinal kartel.
MES orijinal Grank, orijinal kartel dedim pardon. Evet. Orijinal Grank, Seyhan Grank'ı 2008. Evet. Orijinal Seyhan Grank'ı kapalı saplama bir 251'i 301'e çevirmiştim. Evet. İlk yaptık 76-25, deli gibi gidiyordu. Sonra İsa dedi biraz daha bunu kısaya güçlendirelim. Evet. 77 yaptık İsa'ya. O motor benim nazarımda bir kilometreye çatır çatır belediyelerinde 190 yapıyordu. Evet. Orijinal Seyhan Grank'ı kapalı saplama çevirme bir silindir 77. Onun üst kapağını 2008'de evde gece 12'de başladım. Sabahın 4.30-5'ine kadar ezan okunuyordu. Ben hala üst kapağı raspayla yapmıştım. Yüzünden SF almıştı, rektefeci SF. Dereceyi de verdik. O iç hücreyi, bu jün orayı kafama göre açtı. Raspayla kendim yapmıştım. Raspa dediğimiz üçgeneye. Evet. Taşlamıştım onu. Raspayla yapmıştım. Hemen hemen 1-2 saatte zımparayla tesviye etmiştim. O üst kapağı da kendime yaptım ama İsa'nın motoruna takmış deniyordum. O motor da tutmuştu. Bir daha diyorum Seyhan Grank'ı. 18 arka jant. Önde 24. Arka 45 dişli. İFA Gabriator'u da takmıştım. Exos tek perde yürüydü. Arka borusu da büyüktü. Belediyelerinde 1000 metrede çatır çatır 190-188 yapıyordu 2008'de. İsa'nın klasiği kısacıydı. Hacı İsmail'in abisinin 75.5'u uzuncuydu. Uzuna gidiyordu. İkisine de iki abi kardeşe yapmıştım. Bak o zaman da kimseye ihtiyacım yokmuş. Evet. Mobilette veya mezde. Dediğim gibi biz takımdık. Recep Barak, Siloş, ben, CGC İsa, Halci İsmail. 2007-2008'de de kimseye ihtiyacımız yoktu. 98-99-2000. Menderes çocukluk arkadaşım. Tornacı Cabbar, dişçi Mimin. Bayram abi. Bayram. 98-99'da da onlarla koşturuyordum. Bakın gene ihtiyacım kimseye ama yok. Ama sen yokken... Hep ihtiyacı olanlar benim yanıma geldi. Ben kimsenin yanına gitmedim. Şimdi garip dediğim bir konu var aslında. He. Sen askerdeyken Menderes abiyle Bayram abi burada herkesle yarış alıyorlarmış ya. Yani. Bayram'la Menderes 2000 yılında ben askerken... Gittiler 400 metre bizim Kokoreççi Selahattin'le Mersin'le yarıştılar. 400 metre. O aralar Necdet hariç kimse Kokoreççi Selahattin'le yarışamıyordu. Evet. Ben her şeyi bilirim siz bana sorun. Yarış aleminin kara kutusu benim. Evet. Bir de bizim Menderes'le Bayram işte gitmiş Kokoreççi Selahattin'le 400 metre kaldırmış. Bir de Necdet kaldırırdı o tarihlerde Kokoreççi Selahattin'le. Başa kimse kaldıramıyor. Zaten Menderes abi vites atamamış. Yani sonradan ihtiyacı olanlar hep gelip beni buldu. Benim kimseye ihtiyacım olmadı. Evet. Çoğunun motoruna klepeli ben yaptım. Çoğuna stroklu Grank aşağı kaçık ben yapıp verdim. Peki sen... Kaç tanesinin silindirini üst kapağını ben yaptım. Vay be. Hep ben yaparım. Benim kimseye ihtiyacım olmaz. Mobilette ihtiyacım yoktu ki. Mezleme ihtiyacım yoktu. Peki. Yani 2007-2008'ler, 98-99'lar Menderes'in mezi. Örnek Kokoreççi Selahattin gibi bir ustayla yarış ediyor 400 metre. Efendime söyleyeyim 2008 CGC İsa'nın 1000 metreye giden klasiği orijinal Grank'la yapıyordu belediyelerinde. 188-190 Seyhan Grank'ı. Evet. Halci İsmail'in mezi 198 yapıyordu 75.5. Rahmetli Olgun'un motoruna deniyordu. Allah rahmet eylesin. Ama 2.5 2 kilometre deniyordu. 2.5, 3, 2. En azı 2.5, 3'tü. 75.5 klasik. Sinyalları, ön çamurlu, her şey üstünde. Ön arka 18 jant. Çatır çatır yapıyordu 198-200. 600'lük Honda'nın kilometresiyle. 75.5. O da çevirme silindirdi, kapalı saplama. Evet. 351'den 301 yapmıştım. Orijinal 301'imiz bile pek olmuyordu elimizde. Ha. Bak ben bunları hep yapmışım. Gördünüz mü? Evet. Kimseye ihtiyacım yokmuş. Hep modifiyeli üst kapakları,
silindirlerin egzoz çıkışlarını, manifold girişlerini çoğuna frezeyle ben açıklardım. Yani herkes herkesi biliyor. Kime neyi sallıyorsunuz diyorum. Değil mi? Modifiyeci mezciler, kime ne sallıyorsunuz? Şaban'ınkine altı yaprak bilere klepesini yapan ben. Silindire beşinci emişi açıp, içeriden açıp gaganın ortasından çıkaran ben. Araba tamircisine, Seyfo'ya altı emiş iki stroklu yapan ben. Aslında bu Enes'e yaptığım motor. Evet. Enes'e yaptığım motor. Aynı sistem. Daha önce kime yaptım ben biliyor musun? Kime yaptın? Bizim Gülbahçesi'nde araba tamircisi Seyfo yok muydu? Evet. CNC'de o Grand'ları bana yaptıran. Selam olsun Seyfo abiye. Seyfo'ya da selam olsun. İlk bu iki stroklu orijinal 301. İki de arkaya ben açmıştım perde. Evet. 6M'iş 76 hiç ben Seyfo'ya yaptım aslında. Evet. Bak gerçek budur. Seyfo'nunki 75 70'ti 76 yaptı. Onu da SF reklam etti. 6M'iş 76 milim piston, iki stroklu, Seyhan volantlı. Evet. İlk ben bu sisteme Seyfo'ya yaptım. Enes'in motoru o zamanlar orijinaldı. Evet. Seyfo'nunki de 76 ile deli gibi gidiyordu zaten. Bak ilk yapılış o. İlk kime yaptığım belli o sistemi. Evet. Sonra işte Enes'in motoru orijinal biniyor. Şu anki Enes'in yarıştığı pozisyon. Üst kapak. Silindir, piston. Egzoz. Kabriyatör. Grank. Hepsi benim kendime. Yaptım. Bayrağı benim karterlere yaptığım bir tasarlama. Enes'inki de büyük açık. Bir tane o 5 yemiş. Enes'inkini de 76,5 diye ben kendime yapmıştım. Evet. Baktım iş klasik yarışa dönünce kendime yaptığım düzeni dağıttım Enes'in motorunu, Enes'in karterlerine topladım. Evet. Yani Enes'in motorunda Enes'e ait bir boş karterleri, bir de Seyhan volandı var. Evet. Hep benim kendime yaptığım, bayrağı tasarladığım sistem. 5 yemişli 76 orijinal 301. Pardon 76,5 evet. Orijinal 301. Kapak mapak hep Enes'te işte. Hediye ettim onu da ona, Enes'in olsun. O tutmuş bir klasiyle bozmayacağım. Şimdi benim bayrağı yaptım işte. 77,5. O da 7'ymiş. Üst kapağına kadar yaptım. Granklar zaten yapılı. Aynı anda Enes'in grankıyla beraber yapılmıştı o. Şimdi benim karterlerimi toplayacağım. Yani Java ile yarışırken Enes'in motorundan kabriyatör, egzoz falan sökmeyeceğim. Benim karterleri sil baştan düzenliyorum. Çünkü benim yarışacağım sisteme Enes'in karterlerine döşedim. O klasiğiyle bozmam. Evet. Bir buji bile sökmem. Bırak o da Enes'in olsun. Klasik tabii. Olarak da o gitsin. Kesinlikle. Yani olsun. Bir daha diyorum. İlk o Enes'teki yarışan sistemi 5 yemiş 76,5'u ben iki tane ufak açıp 76 6 yemiş 76 olarak iki Seyfo'ya yapmıştım. Evet. Seyfo'yla başladım orijinal 301'e o sistemleri işlemeye. Sonra kendime döndüm. 5 yaptım. Onu da Enes'e kısmetmiş. Peki sana da gene bir klasiği canlandırdık. Enes'inki oldu. Enes'inki meşhur oldu. Peki sana deseler ki usta senden yarış istiyoruz. Pistonumuz şu olacak. Atıyorum. Ölçü verecekler sana. 76. Ya da 76,5, 77, 77,5. Ha, çapa çap mı yarışacağız? Çapa çap yarış olsa. Hay hay. 76'dan başlarız. 76. 6,5. 7, 7,5. Yarıştan sonra üst kapaklar sökülür, kumpasla ölçülür. Ben 76 dediğimde o 76,5 çıkarsa ben geçildim sayarım. Ben 76,5 dediğimde ölçeriz, 77 çıkarsa ben geçildim sayarım. Doğru söylüyorsun. Ama ona kimse bakmıyor. Mesela şimdi Enes'inki 76,5. Evet. 77 de çıksa, karşıma 77,5'sa çıksa ve çıktı kaldırıyorum zaten. Evet. Kaldırırım fark etmez. Fark edersen. Fark etmez. Yani o yarım milim, bir milimle iş bitmiyor. Tutan gidiyor, tutan. Çapla gitmiyor. İyi tutan gidiyor. Bak bura önemli bir konu. Evet. Çapla gidecek. Mesela bir 77,5 yaptın. Misal. Hı hı. O 76,5'u bu paramparça edecek şimdi. Bir milim büyük. Öyle bir dünya yok. Evet.
Yok. Öyle bir dünya yok. Tutan gidiyor. 77 yaptın. Bak bu 77 buçuğu parçalayacak diye bir şey yok. Veya 77 76 buçuğu geçecek diye bir dünya yok. Aynı mobilet gibi. Evet. Bir zamanlar bir mobilet yapardık 47. Evet. Diğer mobilet 46 idi. Bir kaldırdık 46 geçiyordu. Kendi bekarlığı. Yani 47 46 mobileti geçecek diye bir şey yok. Öyle evet. Bir dünya yok. Tutan gidiyor. Doğru. Doğru. Tutan gider. Yani gerçek budur. Bir mobiletçi olarak ben gerçekleri hep anlatıyorum. Gerçeklerin anlatıldığı tek kanal. Aero 47 ile 46'yı kaldırdık. 46 tutmuş. Bir kaldırırdık, 150-200 metre boğuşurlardı, ondan sonra 46 ayrılır giderdi. Hani 1 milim büyük geçeydi o zaman. Yani bak, bak 1 milimden bir şey çıkmıyormuş demek ki. Demek ki o 46 daha iyi tutmuş. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru mu? Yıllar önce mobilette biz bunları yaşadık. Biri diyordu, 1 milim büyük bu 47 geçer. Bir kaldırdık 200 metreden sonra 46 deldi. Gördün mü? O 1 milime çok güvenmeyeceğim. Peki, soracağım soruları unuttum da yeni aklıma geldi. Ha. Siz o dönemler Adana'da mobilet yaparken Adana'daki mobilet ustaları neredeydi? Şu Adana toprağında mobilette rahmetli Mehmet'ten sonra, İnce Mehmet'ten sonra örnek aldığım, saygı duyduğum, bana mobileti her zaman söylerim, kovalamaç ve deparlı kaldırmayı öğretendir. Evet. Bana göre rahmetli Mehmet abiden sonra ben geldim. Yani başka hiç kimse Mehmet abiden önce demiyorum. Sonra diyorum. Peki. Hocam he hocam. Her yerde bağıra bağıra söylerim he. Hocam. Kendi gitti ama dedi sizi cihana bıraktı. Talebesini bıraktı. He beni bıraktı. Ben gidiyorum dedi, cihanı size bırakıyorum. Yani cihan sürücülükte de yapmada da size yeter. Peki. Mehmet abi o anlama getirmiş. Doğru. 95 yılının, Allah rahmet eylesin, Ağustos mu? Eylül ayıydı vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mehmet abi demiş, en son namazla kıldıydı zaten rahmetli otobanda. Ben gidiyorum demiş, size de ölüm makinesi cihanı bırakıyor. Peki sen o dönemler Adana'da... Yani öldüğü dönem bana kovalamaç sürmeyi, deparlı kaldırmayı öğretmişti zaten. Ha. Artık biliyordum nasıl süreceğimi. Peki usta sen o dönemler Adana'da yarış yaparken Adana'dan hiçbir ustayla yarış bağladın mı? Çok. Kimle yarıştın mesela? Kedi Ömer vardı, onunla yarışıyorduk. Başka? Aklına gelen var mı Adana'dan yarış yaptın? Kedi Ömer hatta yok. Motoru babaları silo vardı Gülüfser Paşa'da. Babaları silo yaptıydı, Ömer sürdüydü, Kedi Ömer. O üstüne yatmıştı, ayağım egzozla geçiyordum 120. Peki Adana'da başka kimseyle yarış yaptın mı? Gülbahçesi'nde Fadıl vardı, o bizim adamdı. Yarışı onunla pek yapmak istemezdik, yanındaydık. Tarsus'ta Cumali vardı, selam olsun. Güzel bir rakiptir. Mobiletleri de gider. Tarsus'ta Cumali ile yarışıyorduk. O da mobilette proftur, iyi bir sürücüdür. Başka yarıştın kim oldu Adana'dan? Vardı, rahmetli Mehmet abiyle denerdik. Yarış ederdik. Gene ustamız. Boynuz kulağa geçse de bir tarafları kalkmış. Evet. Peki Süleyman Keleş'le hiç yarış yaptın mı o zamanlar mobilet yaparken? Süleyman Keleş'in şeyde meşhur o Çavak'ta yaptığı mobiletler vardı. Evet. İşte derdi, Çavak'a getirin mobiletleri deneriz. Sürücü aşkımı bir iki götürdük. Evet. Onda da kalktık. Hatta Siloş kalkıyordu, o dönemler sürüyordu. Peugeot'la bir dönem Süleyman Keleş uğraştı, o Mahon'un Peugeot'suyla. Peugeot'la mobileti deniyorduk. Biz geçiyorduk, o geçiyordu. Bizim mobilet de boş değildi. Yani o mobiletteki Peugeot volantını çevirip orijinal kartelde bir mobilet bu kadar gider. İşte Cihan tutturmuş bak bunu gidiyor diyen zaten Süleyman Keleş'ti. Silici aşkımı. Kokoreççi Selahattin'le Süleyman Keleş'ti o mobiletin volantını çevirip. Yani bir mobilet orijinal kartelle bu kadar gider. Cihan tutturmuş bunu, yakalamış dediler yani. O mobilet orijinal kartelde harbi psikopattı. Yani 400 metrede çıkıyordu, 135-140 ne yapsın daha. Evet. 610'da mı bu, 500 mi yapsın? Arkadaşlar, Kokoreççi Selahattin Usta mezde eski ustadır. Yani Cihan Ustagil'den çok önce gelen bir onlar ustadır. Onlar beni bilir, ben onları bilirim, ben evet. Hepsini bilirim.
Yaşları büyüktür Cihan Usta'dan. Tabi onlar benden büyük. 60 var ben, galiba. Tabi. Ben 79'luysam onlar 70'li. 59'lu falandır onlar. Ölüsü benden 10 yaş büyük. 60'lı falandır, 59-60'lıdır. Yani ben modifiyede küçük kardeşleriyim ama ben de boş değilim, zekiyim. Neden? Neden? Adam Allah razı olsun. Mobilette rahmetliğin eli var bende, ince memeden. Evet. Mezde de Allah rahmet eylesin, deli Ahmet örnek aldığım bir ustadır, modifiyeli mezde. Evet. Büyük deve boynu takmayı mezde onda görmüşüzdür. Evet. Bak inkar etmiyorum. Mezde büyük deve boynu takmayı rahmetli deli Ahmet'ten gördüm diyorum. Gerçekler bunlar. Yani kimsenin zoruna gidecek, ağrına gidecek bir şey yok. Kesinlikle. Canı isteyen kabul eder benim bu dediklerimi, canı isteyen etmez. Aynen. Canı isteyen beğenir, canı isteyen beğenmez. Büyük deve boynu mezle takmayı rahmetli deli Ahmet'ten gör. Peki şu an... Şimdi Allah'ın bildiğini kullan mı saklayalım? Peki şu an Kasım 10'da Aytaç Usta ile olacak yarışında... Ha bir şey söyleyeyim. Ha. Mobilette CX'ozu geniş boğaz yapmayı bana İnce Mehmet öğretmişti. Öyle mi? Kimden gördük? İnce Mehmet. Uzaylılar mı söyledi bana? Hayır. CX'ozu geniş boğaz yapmayı Mehmet abi öğretti kardeşim. O dedi orijinal boğazdan istediğini dedi alamazsın. Bir öğretenin bin kölesi olur. Parçacıdan alıp takmayla dedi istediğini bulamam. CX'ozunu dedi geniş boğaz yapıyorsun ya. Onu dedi kaynaktan sök. O içindeki boruya ağza kaynat, az dedileri tekle bir daha kaynat. İki kere kaynatıyorduk onu. Bak, CX'ozu da büyük boğaz yapmayı Mehmet abiden gördüm. Yani tıpkı... Kimden gördüm diyeyim? Uzaylılar mı öğretti? Uzaylılardan mı gördün? Mehmet abiden mi görmüş? Ya tıpkı şu an senin İsmail'le... CX'ozunu geniş boğaz yapıyordum. CX'ozunu büyük boğaz yapıyordum. Evet. CX'ozu büyük boğaz yapmayı artı somunun içinden de aldır dedi. Bak Mehmet abi söyledi. Aynı mez gibi somunun içinden aldırmadan büyük planetle boynu takamam. Evet. Gördün mü? Vay be. İnkar etmeyeceksin ustalarını. Doğru söylüyorsun. İşte benim gibi inkar etmeyenlerin kimseye ihtiyacı olmaz. Mobiletten belli kimseye ihtiyacım yok. Allah hariç. Kesinlikle. Ne kadar rahatım. İsmini saydığımız tüm ustalara selam olsun. Ve üstüne basa basa diyorum. Mobilet, kesik mez, bayrak, çıplak mez değil mi kardeşim? Evet. Klasik, Enes'e yaptığım. Evet. Benim parçalar onda yarışıyor. Evet. Bayrağın parçaları, Enes'in evet. Her şeyi. Kartelle, numaralı karteliyle, Seyhan Volant'ı hariç her şey benim. Kartelle evet. Volant'ı Enes'e. Enes'in klasiğiyle. Tek başıma biner o yarış yerine gelirim. Hadi kalkalım derim, geldim. Yani bunu Adana da biliyor, Türkiye de biliyor. Evet. Anladın mı? Oraya 20 kişi gelip beni alkışlamalarına ihtiyacım yok. Bu benim hobim. Yani. Peki Java ile olacak mez yarışına hazır mısın şu an? Benim motorum zaten hazır. Evet. 77,5 silindirimi hazırladım. Üst kapağını yaptım, açtım. Grangım hazır. Toplayacağım. Allah'ın izniyle kazasız belasız. İnşallah. İki sefer Kızıldağ'a gidip geleceğim. Evet. Sekman otursun diye. Evet. O silindir 1500-2000 kilometre. Orijinal. 77,5. Tornasız, E'siz. Pistonun üstüne kadar orijinal. Evet. Üst kapağınla silindiri pistonu 77,5 olarak ben taktım. 1500-2000 kilometre gezdi zaten. 77,5. Ondan evet. Sonra üst kapağınla beraber pişmiş pistonunu aldı. Evet. Makaba frezeyi taktım. 10 numara modifiye ettim. Manifold giriş, egzoz çıkışı. 7'ymiş de yaptım onu. Enes'inki 5'ymiş. O küçük küçük açık. Enes'inki bir tane büyük açık. O küçük küçük açık. Arkaya 3 tane açtım. 4 de kendinde var. 7. Güzel modifiye ettim silindirimi. Kapağımı da yaptım. Hazır. Grand'ın da açık benim. Diğer kolumda 3 ay çalışmış, 6 ay. Toplar 2 sefer Kızıldağ'a gider gelirim. 3. otobanda kaldırırım onu. Hazır olsunlar yani. Yani. Hazır benim motorum. Yani Enes'inkinden buji bile sökmeyeceğim. Veya Enes'in motor kısmını, kendi parçalarımı, bayrağı toplamayacağım. Klasik klasik kalacak. Bayrağı kendi kartelini sil baştan egzoz, karbüratör yapıyorum işte.
İnşallah güzel olur. İsmini saydığımız yani farkı sınıflara... Enes'inkinden 1 milim büyük. 1 milim. İşte deneyince göreceğiz. İsmini saydığımız tüm ustalara selam olsun. Hayatta olanlara, ölmüşlere Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Bizim kimseye düşmanlığımız yok ama kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Herkes kafasına göre davranmaya devam etsin. Bir gün görüşürüz. Ne olacağını görürüz. Evet ustam Cihan, buradan takipçilerimize söyleyeceğim bir şey vallahi var mı? Bizi takip eden herkese teşekkürler ediyoruz. Her seni konuda eleştiriye açığız eleştiriye. Evet. Yani güzel yorum yapsınlar, kırıcı olmasınlar. Beni dış görünüşümle, üstümle, başımla, yok iş elbisesiyle gelmişim, otobanda motor sürmüşüm de cartta curtta. Sana ne kardeşim? İsterse çıplak giderim. Tıraş olurum, olmam. Yani. Tertemiz giyinip bir kot pantolon, tişört, spor ayakkabı değil mi? Evet. Gelir otobanda o motoru öyle de sürerim. Zaten otobanda da motorla uğraşıyoruz. Ya o gün de gelmiş, iş elbisemle motoru sürmüşüm. Evet. Dükkandaki kıyafetimle ne olur. Yani otobanda 30 tane avrat bekliyor da, görücüye mi çıkacak? Kime neyi göstereceğim? Doğru söylüyorsun. Eskiye sorun, eskiler beni bilir. Ben 98-99-2000, askerden önce askerden sonra, tiril tiril manken gibi gezdim. O zaman da kimseye kendimi göstermek gibi bir egom yoktu. Şimdi de yok. Ben neysem oyum ya. Niye yağlı üstümle gelmiş motor otobanda sürüyormuşum? Ya zaten elim ayağım yağ. Yok aküyü sök, yok kabretörü ayarla, yok zinciri gerdir. Ne yapacağım yani? Temiz gelsem ki ne olacak? Oraya gezmeye gitmiyoruz ki, motor yarıştırıyoruz. Yani. Yani yorum yaparken biraz mantıklı yapın ya Allah için ya. Doğru söylüyorsun. Yani böyle kırıcı olmadan. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gönül kırmadan yorum bebeğim yapın. Boş boş yorumlar. Sana ne lan benim üstümden? İç çamaşırımı bastır giyerim, normal don giyerim. Sana ne? Hep sıyrık takımı bebeğim, diye diyorum. O gün ama o kıyafetine yorum yapanlar dışarıdan değildi biliyor musun? Oradan da. Adana'dandı yani. Ya istersen babamın oğlu olsun yapan. Kırıcı olmayın yani. Cihan Usta orada yarış ediyor. Otobanda 20-30 tane avrat yok. Kime gösterecek kendimizi? Kime beğendireceğim kendimi? Yıllar önce öyle bir egom yoktu. Şimdi mi olacak öyle bir egom? Aynen. Doğru söylüyorsun. Yani yıllar önce dükkanın önünden bakıp öpücük atanlar, geçenleri de biz gördük. Neyin ne olduğunu çok iyi gene gördük. Gene de biz işimizi, gücümüzü, motorumuzu bırakıp peşlerine takılmadık. En güzelini yapmışsın. 40'ımdan, 45'imden sonra mı çapkınlık yapacağım? Ne boş mantıksız laflar yani. Onu demek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Otobanda yağlı üstüyle gelmişmiş. Ne oldu? Maskeli baloya mı gitmiş? Yani saçma yorumlar ha. Yazılmayacak yorumlar. Bebeğim sana çok teşekkür ediyoruz. Ya güzel sen, yorum yapın. Kırmayın. Sen... Bak bir usta yani yaşadıklarını güzel anlatıyor. Bize örnek tecrübe veriyor diyeyim. Evet. Bu yani. Sen bu iki zamanla da benim gözümde dünya kralısın. Türkiye'nin kralı sensin. Dünya kralı demek doğru olmayabilir de belki ama Türkiye'de kral sensin. Vallahi Allah'ın verdiği beyinle biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ben bir benim demedim. Benim hiçbir zaman benlik egom yok. Biliyorum. Ama ben de Allah'ın verdiği kafayla bir şeyler yapmaya çalışıp artı uğraşan arkadaşlarıma da ben yardımcı oluyorsun. Diyordum. Türkiye'ye yardımcı oluyorsun. Hep şu an. yanınızdayım diyordum. Ama o yanınızdayım deyip yardımcı olduklarım bana cep aldılar. Evet. Ben hepsini bilirim. Şunu iyi bilin. Benden hiçbir şey kaçmaz. Sadece kaçıyormuş oynarım hepsi o. Yarın bir gün ararsınız. Değil mi usta? O zaman... Aradıkları zaman ben ne diyeceklerini de biliyorum. Özellikle bu mezle uğraşıp Adana içi mezle uğraşıp bana akıl danıştıkları zaman telefonda ben ne diyeceğimi biliyorum. Herkese rahat ol. Ben anne, ben evet. De ben acile barışım. Rahmetli Mehmet abinin lafı doğru çıktı ince Mehmet'e. Evet. Bunu bana söylediğinde 95'ti. Bu memlekette dedi meyve veren ağacı dedi taşlarlar. Daha dedi kanın hızlı dedi. Çocuksun ileride göreceksin. Mehmet abi haklı çıktı işte o kadar. Kesinlikle. Yani. Kendi yaşamıyor ama lafı hala yaşıyor. Mehmet abi rahmetli ince Mehmet haklı çıktı. Sözü hala yaşıyor. Doğru söylüyor.
Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Ben hepsine yardımcı oldum, başka bir şey yapmadım. Hani diyorsunuz ya, niye? Yani şunu demem gerekiyormuş diğerleri gibi. Bunlara ne haliniz varsa görün diyenler yaranır. Parça böyle getirirler. Diyorum ha. Yanlarına İçinde erik kurusu olan da beni arasın. Erik kurusu olanlar arasın, ben ne diyeceğimi biliyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz sana. Kimseye ihtiyacın olmadığını bir kez daha... Dışarıdan destek aldıklarınızı arayın, beni değil. Siz anlarsınız. Bir kez daha Türkiye'ye... Dışarıdan destek verdiklerinizi veya dışarıda o destek verdikleriniz, tasdik ettikleriniz var ya dışarıdakiler, Adana dışındakiler. Onlara arayın, akıl sorun, bana değil. Bakalım otobanda üstüne ne oluyor? Üstüne alınan herkese gelir bu Adana'daki. Üstüne alınan herkese. Evet. Bana mı ona mı değil. Hepinize dışarıdan akıl alın Adana'dakiler. Evet. Zaten beni arayın, ben telefonda ne diyeceğimi biliyorum. Bebeğim teşekkür ediyorum. Bekliyorum yani, o konuda tetikteyim. Bu videoyu bugün yayınlıyorum senin için. Yani rahmetli Mehmet abinin dedikleri 2 daha 4 doğruymuş. Benim anlamadığım ne biliyor musun? Şu an Türkiye'de... Yani gerçekten meyve veren ağacı taşlamışlar. Evet, evet. Türkiye'de şu an birçok yerde videoların var. Yani ben paylaşıyorum. Mesut Kunlar Instagram kanalı ve YouTube kanalımızda. Bize o kadar çok ulaşan insanlar var ki, araba tamircisi olsun, başka ustalar olsun başka şehirlerden, başka insanlar olsun, beni çok kişi aradı. Biz Cihan Usta'nın yanındayız, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız Allah diye çok olsun. Diyenler oldu. Allah razı olsun. Onu söylemeniz yeter. Tabii ki bizim maddi manevi ustalıkta ve sürücülükte Allah hariç kimseye ihtiyacımız yok. Evet. Üstüne basa basa diyorum. Ama yine de o yanındayız diyenlere çok teşekkür aradı. Ediyorum. Hele ki bu yarıştan teşekkür sonra... Teşekkür ediyorum. O iki kelime yanında izlemesi bile beni mutlu eder. Gönlümüz Cihan Usta'nın yana dediler. Kalbimiz. Yani bana o kadar çok kişi ulaştı ki buradan hepsine yani ayrı teşekkür değil. Ediyorum. Bak ne güzel, yanındayız. Allah razı olsun. Şu an Instagram'da 86 bin takipçiye ulaştık. Hala da günden güne takipçimiz artıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. YouTube'da da 10 bini geçtik arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ben neyse onu anlatıyorum ya. Evet. Kimseye ispatlayacak bir şey yok. Şu an Türkiye'ye ustalık anlatıyorsun. Yani olduğun gibi görüneceksin, göründüğü gibi olacaksın. Neyse bu işte. Ne yaşıyorsak gerçek hayatta onları anlatıyoruz. Aynen öyle. Neye kendimi ispatlayacağım? Dükkana gelenler... He. Bu ortada olan konuşmaları başıma açan bir şey var. He. İşte fazla iyi niyet. Evet. Herkesi kendim gibi zannedip arkadaş canlısı olmam. Evet. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Mehmet abi rahmetli haklı çıktı. Doğru. Heh. Meyve veren ağacı taşlıyorlar. Heh. Neyse neyin ne olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Mehmet ustamın mekanı cennet olsun. Amin inşallah. Nur Allah da ona ayağın etsin. Haklı çıktın Mehmet usta. Aynen. Mesut abi ne diyor? Ha. Diyor ki 15-16 yaşındaydın bana dedi ya. Diyor, bak dedi kanın hızlı. Ama ileride göreceksin. Çok dedi yardımseversin. Aman arkadaşlarıma koşayım diye kafam öyle dedi hükmediyor. Ama dedi taşlarlar dedi bu memlekette. Haberin dedi olsun. Ve yıllar sonra gerçeğini de yaşadım. Evet. Ustam örnek aldığım mobilet ustam haklı çıktı. Evet Osman amca bir şey diyordun. Mesut abi diyor ki Cihan'ın diyor kişiliğini ve her şeyiyle diyor 10 numara bir ya insan. Ne diyor? Çocukta kibir yok diyor. Niye neyse kibir o. Yok diyor. Neyse o diyor. Adam diyor geçirse de geçse de diyor övünmüyor ha. Diyor. Şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım. Bir konuda da düzeltme diyor. Yapayım. Adam doğru söylüyor. Ben kendi neyse açımdan o. Ben böyle görüyorum. Evet. Tabii ki o Allah'ın takdiri. Allah istemezse zaten böyle olmazdı. Benim kafa yapım hala evet. 94-95 o çocukluktaki günlerimdeki aynı kafayı. Yani değişemiyorum. Bu da Allah'ın takdiriymiş. Allah böyle istemiş, böyle olmuş. En güzeli hala 15-16 yaşındaki kafayı. Değişemiyorum. Yaş geçiyor, büyüyorum. Bedensel değişiyor olabilirim. Fiziksel olarak değişiyorsun. Ama böyle. Kafa yapım değişmiyor. Hala 15-16 yaşındaki kafayım. Onun için o hırçınlık, mobiletteki hırçınlık devam ediyor. Mobileti de nasıl sürüyorsam mezide öyle sürerim. Evet. Tekrar ilave ediyorum.
Ben de hasso sürmüş ve isso sürmüş fark etmez. Kim sürerse sürsün. Diyorum. Aynı kafayım çünkü. Hala kafa 15-16 yaşında. Değişemiyorum. Yapacak bir şey yok. Allah böyle istemiş. Oraya bir kama koymuş, sabitlemiş. Sente hiç kaçmıyor. Hep aynı. Sente hep aynı. Kamalı yapmış Allah. Peki, teşekkür ediyoruz. Buradan takipçilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Videoyu sonlandıralım artık. Valla bizi seyreden bütün arkadaşlara selam olsun. Güzel yorum yapsınlar. Teşekkür ediyoruz. İşte Cihan ustanıza kırıcı yorum yapmayın yeter. Teşekkür ediyoruz. Osman amca, senin takipçilerimize söylemek isteyeceğin bir şey var mı? Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Yanlış bir şey konuşmasınlar. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederiz. Yani. Abi herkes kimin ne Kenan olduğunu Yanlı biliyor. Kenan Yanlı takip edin. Videolarını beğenin. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Evet Mert abi, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Hadi hadi pazarlar diye. Sağ olun. Evet Mert abi. Mobilet ve Mez camiasına buradan Canı Gölü'den selam yolluyorum. Aleyküm ki zamanlığa gönül veren herkese selam olsun. Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Bir Fahri abiyle Kadir'e de dönelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Videoyu Fahri abi, buradan evet, bizim takipçilerimize söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Sizleri çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olun. Beğenmeyi evet, unutmayın. Abone olun. Görüşmek üzere. Sana selam. Teşekkür ediyoruz abi. Evet arkadaşlar, Kadir'i zaten biliyorsunuz, yanımızda olan bir arkadaşımız kendisi. Samsun'daydık, Adana'ya geldik. Geçen sağ olsun bizim için Celal Usta'nın yanına kadar gitmişti, Samsun'a video çekti. Celal Usta'ma da buradan selamlar olsun. Kendisi çok kaliteli, çok değerli bir insan. Evet. Allah razı olsun, her gittiğimizde bizi misafirperverliğiyle ağırladı. Allah razı olsun. Celal Usta bizim tek dostumuzdur. Allah razı Samsun'da olsun. Şiraz gelsin. Gerçekten çok kaliteli bir insan. Buradan da ona selam söylüyorum. Aleyküm selam. Tüm Celal Usta, seni seviyoruz. Selam olsun. Allah'a emanet olsun. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. O yerimizi güzel. Takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere.